İTİK Organize Başkanı. Allah razı olsun. Şöyle bütün partileri ziyaret ediyoruz. Ayırt etmeden. Hikayemiz bizim aslında insan vicdanı üzerine bir dram yaşanıyor. Birçok hikayemiz var ama asıl şu anda bizim dünya kamuoyunu ve Türkiye kamuoyunu harekete geçirme anlamında bir vicdan yürüyüşü ve mitingi yapmayı planladık. Yürüyüşe başladık. Hamdolsun süreç de iyi gidiyor. Bugün birçok partide arkadaşlar ziyaretteler. Bana da buraya gelme görevi verildi. Biz de sizi hem mitingimize hem yürüyüşümüze davet etmek için geldik. Ayrıca sosyal medya kısmından da bu konuda destek vermenizi bekliyoruz. Zaten İbrahim kardeşimle çalışıyoruz. Yani çok anlatmaya gerek yok. Aslında olayı her gün canlı canlı yaşıyoruz. Bazen yutkunuyoruz, bazen yemek boğazımızda kalıyor. Gerçekten çaresizlik bizi sıkıntıya sokuyor. Allah'ın indinde bir mazeretimiz olur mu diye böyle bir işe girdik. Hamdolsun güzel de gidiyor. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı işlere memur etsin her daim hepimizi. Şeyden, programdan, organizasyondan haberimiz var. Evet. Allah razı olsun yani bu son 2-3 aydır. Tabii hepimizin yüreği parçalanıyor bir şey olur. Keşke elimizden daha fazla şeyler gelse, daha fazla şeyler yapabilsek. Daha somut, daha sonuç alıcı adımlar atılabilsek. Fakat maalesef İslam aleminin de böyle bir hali kırmeleri var. İnsanlarımızın hassasiyeti hepimizin malum. Yani bizim toplum olarak zaten hamdolsun birçok noktada ortak faydalarımız var. Filistinli kardeşlerimizle bizim bir inanç birliğimiz var. Efendime söyleyeyim, bir medeniyet birliğimiz var. Bir coğrafya birliğimiz var, kader birliğimiz var. O açıdan ne biz onları kendimizden ayrı görürüz, ne onlar bizi kendilerinden ayrı görürler. Olup bitenler de bugünün meselesi değil malum. Değil. 100 yılı aşkındır devam eden bir süreç var. Maalesef biz yani Batı medeniyeti ve uygarlığı medeniyet de değil aslında. Batı uygarlığı ve diğer küresel güçlerden doğrusu çok fazla bir şey beklenmesini de doğru bulmuyorum işin doğrusu. Çünkü işin arkasında zaten hep onlar var. Keşke alem-i İslam biraz daha bilinçlenebilse. Hep bandı başa sarmasak. Maalesef. Biraz daha böyle yaşananların üstüne daha büyük acılar eklenmeden tedbir alabilsek. Onu pek başaramıyoruz.